Sokrates Stüdyo'dan herkese merhabalar. Samsung'un sunduğu Box Office'in yeni bölümünde sizlerleyiz. Ben Tanju Baran. Özel bir konukla beraberiz. Sevgili Emin Alper. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle yoğun bir takvimden geçmenize rağmen buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Yani ilk izlediğimden beri en çok merak ettiğim şeyle başlayacağım. Özellikle Antalya'da gösterildiğinde... Uzun zamandır böyle bir salon enerjisi görmemiştim. Hem sizin önceki filmlerinizi de festivalde izlemiştim. Hem de kıyaslayabileceğimiz benzer örnekleri de. Antalya'da böyle çok büyük bir coşkuyla izlendi film. Sonrasında da gösterildiği yerlerde devam etti. Ödül törenlerinde kez aynı şekilde. Açıkçası bu benim için de biraz sürpriz oldu. Aslında bu coşku biraz Cannes'da başlamıştı. Hani Cannes'da da beklemediğim bir seyirci coşkusu olmuştu. Ama yani Cannes'a daha önce gitmediğim için Cannes'ın genel atmosferiyle falan ilişkilendirmiştim bunu. Çünkü Cannes'da da yani ana yarışmada falan özellikle filmler dakikalarca alkışlanıyor. Sonra Antalya'da gerçekten hiç beklemediğim bir seyirci coşkusu oldu. Gerçekten tam da dediğiniz gibi daha önceki filmlerimde de ben hep Türkiye premierlerine katılmaya çalıştım. Daha önce görmediğim bir ilgi vardı ve heyecan vardı. Ve daha bunu hiç beklemediğim için daha sonra düşünmeye başladım bunu. Niye böyle oluyor falan diye. Tabii ki o anda çok heyecanlandık ve çok hoşumuza gitti. Sadece benim değil, bütün ekibin. Böyle hazırlıksız yakalandığımız bir yoğun ilgi ve coşkuyla karşılaşmak bizi çok mutlu etti. Bu başka bir deneyimmiş. Hani bir bazen biz, yani ben şahsen mesela kıskanırım bir işte konser sanatçısı ne güzel hemen o anda bir coşkuyu yakalar ve onu yaşar falan diye. Biz öyle olmuyoruz işte. Biz zamana yayılmış bir şekilde filmlerimiz hep değer kazanıyor falan. Yani neredeyse bir konserden çıkmış gibi hissettim özellikle Antalya'da öyle bir coşkuyla karşılaşınca. Şuradan devam edeyim. Hem aldığı önceki filmlerle aldığı reaksiyondan başlamıştık. Yine önceki filmlerinizle kıyaslayayım. Yani ilk üç filminizde hem Tepenin Ardı, hem Abluka, hem Kız Kardeşler. Biraz siz de bunu vurguluyorsunuz. Zamansız, mekansız, herhangi bir çağa, ülkeye, döneme ışınlayabileceğimiz ve aynı şekilde güçlük alabilecek öyküler. Kurak Günler ise bundan çok farklı. Yani işte çağın ruhuna da uygun düşen, içinde bulunduğumuz ülke koşullarına da denk düşen bir film ve bugünden başka bir çağa taşıdığımızda hem Antalya'daki reaksiyonu hem de vizyon sürecinde alabileceği reaksiyonların belki azalabilir, belki artabilir ama aynı reaksiyonu almayacağını ben düşünüyorum. Söylediğiniz çok doğru. Hani ben bir taraftan şunu da söyleyebilirim rahatlıkla. Yani bu filmin de bence kesinlikle evrensel bir tarafı var. Hani bunu yurt dışındaki söyleşilerde de söyledim. Yani bu hikayeyi alıp mesela Güney Amerika'da, Brezilya'da veya bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nde hani Trumpçı bir kasaba tasviri düşünün. Hani orada bile global bir geçerliği var. Evet, ama dediğiniz çok doğru. Yani hem his olarak benim için güncelle en yakın bağ kurduğum film buydu. Hem de tema itibariyle çıkış niyeti de buydu. Başka yerlere de söylediğim gibi hissiyat benim için burada önemliydi. O hissiyatı bir şekilde yakalamak ve perdeye yansıtmak istiyordum. Yani seyirci, filmi izlememiş seyirci bu anlamda bir yanılgıya kapılmasın. Yani veya bir beklentiye kapılmasın. Doğrudan Türkiye'de son yıllarda gerçekleşmiş olaylara doğrudan bir referans yok filmde. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Ama işte o yaşadığımız boğuntu hissini, yaşadığımız o karabasanvari atmosferi rin bizlerde bıraktığı tahribatı ve hissi bir şekilde yansıtmaya ve canlandırmaya çalışan bir hikaye kurmaya çalıştım. Seyircinin tepkisinden de bunu bir ölçüde başardığımızı görüyorum şimdi geriye dönük olarak baktığımızda. Dediğiniz gibi hikaye olarak değil de o savcıyla özdeşleşebiliyoruz. Onun işte hani filmde birçok metafor da var. Hani onun içine düştüğü obruğu biz, yani o obruğun içerisindeyiz özellikle 5-6 yıldır. Yani bu herhalde şöyle de yorumlayabiliriz. Aslında hani biraz dekadans çağındayız. Hani böyle entelijansiye biraz çöktü. Yani hem politik anlamda hem yani böyle bir teslimiyet hali var. Yani bu da bir motivasyon kaynağı herhalde. Yani birazdan politik sinemamızın içinde bulunduğu durumla ilgili de birkaç soru soracağım. Hı hı. Yani böyle bir motivasyon kaynağı da var arkasında. Hem yani tabii ki şu hep ileride geriye dönüp düşündüğümüz zaman ya bu döneme dair ne söyledik biz sorusuna bir cevap verebilmiş olmak benim için çok önemliydi. Benim normalde işte kafamda tasarlamış olduğum bir takım sinopsisler veya tretmanlar vardır hep bir kenarda beklediğim.
onları kendi kafamda bir sıraya dizerim mesela. Önce şunu yapayım, sonra bunu yapayım falan diye. Hani Kurak Günler biraz beklenmedik bir yerden çıktı ve bu listede öne geçti. Bu dönem kapandığında bu döneme dair bir şeyler söylemiş olabilmeyi istedim. Sizin filmlerinizde hep böyle tekrarlanan imajlar görüyorum. Tekrarlanan anlar. Mesela bunlardan en çok dikkatimi çeken de böyle ateş başında hani klasik tabirle rakı sofrası diyebileceğimiz sofralar vardı. Hani tepenin ardı tamamen bu merkezdeydi. Kız Kardeşler'in ikinci yarısında upuzun bir bölüm vardı. Kurak Günler'in merkezinde yine böyle bir gece var. Yani bu dikkat çekici geliyor. Meselelerin tartışıldığı, konuşulduğu, böyle herkesin eteklerindeki taşı döktüğü anlar o oluyor. Hani bu sizin kullandığınız bir araç mı yoksa kişisel geçmişinizden gelen bir şey mi? Bunu merak ettim. Hani işlevsel de bir araç ama kişisel bir yerden de gelebilir. Karar veremedim. Yani ikisi de aslında. Bu arada Abukada da vardı. Abukada da vardı. Ama asıl uzun kısım son kurguda yok. Gitti. Yani yine 8-9 dakikalık çok uzun bir meyhane sahnesi vardı. Onun büyük kısmı gitti son kurguda. Küçük bir kısmı kaldı. Kısa olduğu için kalmamıştı. Evet, kısa olduğu için aklınıza kalmamıştı. Yoksa o çok uzun bir sahneydi. Yani içki sofralarını ben her zaman çok enteresan, çok ilginç buluyorum. Tam da dediğiniz gibi insanların eteklerindeki taşları döktükleri, işte zaaflarının ortaya çıktığı, düşünüp de söyleyemedikleri fikirlerin su yüzüne çıktığı, kavgaların olduğu, hatta yani cinayetlerin işlendiği yerler, içki sofraları. Bir taraftan da komik ve eğlenceli. Yani bize böyle bir fırsat da sunuyor. İnsanların en komik halleriyle, en saçma, en absürt halleriyle karşımıza çıktığı yerler, içki sofraları. Bir de gerçekten hani sofra meselesi çok bize özgü bir şey. Tabii ki başka coğrafyalarda da vardır, örneğini bulabilirsiniz falan ama hani ne bileyim bara git viski içmekten daha farklı bir şey. Oturuyorsunuz çünkü 5 saat yiyip içiyorsunuz ve konuşuyorsunuz sürekli. Ve konuşma muhtemelen çok makul bir yerden giderek sonlara doğru sarhoş oldukça saçma sapan yerlere evriliyor. Herkesin kafasının bir yerinde biriktirdiği şeyler çıkıyor. Husumetler çıkıyor. Ya da ertesi gün işte bütün kavgaların sonunda ertesi gün hiçbir şeymiş olmamış gibi insanlar hayatlarına devam ediyor. Yani insanları incelemenin, insanlara dair gözlem yapmanın çok bence komik, hoş. Ve yani psikolojik analizler yapabilmek için de çok önemli fırsatlar sunan bir küçük laboratuvar bence içki sofrası. Bunun yanında ben bütün filmlerinizde belli bir final karesi olduğunu düşünüyorum. Acaba o final kareleri en baştan oralarda mı bağlantılı bir soru daha soracağım. Hep orada mıydı? Hı-hı. Yoksa işte ister yazarken, kurgularken, çekerken doğal süreç içerisinde mi oluştu? Evet. Çünkü çok güçlü kareler, anlar. Yok, genelde en baştan beri var. Hatta benim için şöyle, az önce de söyledim ya, kafamda bir sürü sinopsis var. Bir sürü tretman, fikir dolaşıyor. Ben ne zaman ki bunlar kafamda güçlü bir final duygusuyla birleşiyor, o zaman bir hikayeyi oturup yazmaya başlıyorum. Yani benim için hikayenin bittiği nokta ve aynı zamanda başladığı nokta, yani bir hikayenin çekme sürecinin başladığı nokta aslında final duygusunun gelmesiyle ortaya çıkıyor. Birebir olmasa bile bu finallerin çoğu yani ana hatlarıyla daha yazım aşamasında kafamda vardı. Bazen birden fazla final oluyor. Yani iki final, üç final, alternatif üç final oluyor ama hepsinde de işte güçlü bir final duygusu en azından ben sete çıkmadan önce kafamda olmuş oluyor. Bu filmde de öyleydi. Yani burada alternatif bir final daha vardı. İki final vardı. Onu soracaktım. Hatta onu da çektik. Ama buna en sonunda karar veririz diye düşünüyordum. Benim için ikisi de önemli, güçlü finallerdi. Çok düşündüm hangisi olsa diye. En sonunda bunda karar kıldık. Alternatif final galiba daha pesimist. Biraz daha pesimist, biraz daha sinik diyebileceğim. Biraz daha cynical, yani daha doğrusu onu yani işte Türkçe'ye tam sinik olarak çevirmek doğru mu bilmiyorum. Biraz daha öyle bir final vardı alternatif olarak kafamda. Bu teknik yönden ve filmden uzaklaşarak şey soracağım. Bizde biraz festival sineması diye, özellikle 2000 sonrasında festival sineması diye bir kavram oluştu. Birçok yönetmen aslında çok az izleyiciye ulaşıyor. Özellikle son yıllarda dijital platformlar hayatımıza girmeden önce bir film vizyon türünde bazen 5-10 bin kişiyle, işte festival izleyicisiyle sınırlı kalıyordu ve
Festival sineması böyle ufak Yeşilçam'ın aksine, Yeşilçam daha böyle halk sineması iken Yeni Türkiye Sineması biraz daha belli bir zümreye hitap eden bir sinema. Bu festival sinemasına karşı bakış açınız, bunu birazdan sizin de çektiğiniz politik sinemaya bağlayacağım. O yüzden soruyorum. Yani burada da yine aslında sandığımızdan daha global bir trend var. Bu dünyada da böyle. Yani dünyada da bir art house geleneğinin belki öncülerini 60'lara 70'lere götürebiliriz. İşte Antonioni falan gibi. Hani Antonioni fon sistemiyle çalışmıyordu. Ama bir şekilde onu finanse eden yapımcılar vardı. Başka yerlerden kazandıklarını başka yerlere aktaran. Endüstri en azından çok canlıydı ve finanse edebiliyordu. Ama 80'lerde televizyonun gelişiyle birlikte bütün dünyada bu kriz patlayınca, sinema krizi dediğimiz bir fenomen ortaya çıkınca, yani hem sinema seyircisi azalması hem de Amerikan sinemasının artık rakipsiz bir şekilde dünyaya yayılmasıyla birlikte bütün dünyada sanat sineması dediğimiz, yani bu işi seyirci kaygısıyla değil sanatsal kaygılarla yapan insanları nasıl koruyabiliriz diye bir kaygı ortaya çıktı. Ve bu da fon sistemini doğurdu. Yani işte nasıl işte tiyatrolara, işte operalara devlet desteği varsa biliyorsunuz sinemaya da devlet desteği veriliyor. Bu Avrupa'da var. Amerika'da hala yok mesela bir fon sistemi. Amerika'da hala bağımsız filmleri büyük ölçüde endüstri başka şekillerde, dolaylı yollardan belki finanse etmeye çalışıyor. Bizde Avrupa'da da olduğu gibi bizde de böyle bir fon sistemi başladı. Ve bu fon sistemiyle çekilmiş, sanatsal kaygılarla çekilmiş filmler doğrudan festivallere gidiyor. Festivallerde değer kazanıyor bir şekilde. Dolayısıyla böyle bir festival filmi diye bir ayrım çıktı. Dediğiniz gibi yani bu çok uzun süredir tartışılan bir şey. Yani festival filmi kategorisinin çıkması acaba bu filmleri seyirciden daha da mı çok koparttı diye bir tartışma var çok uzun süredir. Yani artık hiçbir şekilde seyirciye bağlı olmayan, sadece fonlara bağlı olan sinemacılar giderek daha seyirciden uzak, daha avantgard, daha şahsi işler yaparak bu açının büyümesine mi neden oldu? Yoksa zaten bu filmler yapılıyordu, işte biz bu filmleri destekledik. Yani tavuk mu yumurta mı hikayesine dönüyor biraz. Kuşkusuz tabii ki yani hem bu fon sistemi hem de festival sisteminin sanatçıları özgürleştirdikçe onları da piyasadan özgürleştirmesi ve seyirciden uzaklaştırması beklenen bir şey. Genel seyirciden uzaklaşması. Ama bu işin bir tarafı daha var. İşte birazcık politik kaygılarınız varsa, birazcık o eski, şu an artık konuşmanın başında söylediğiniz o İngilizcesiyle public intellectual dediğimiz, yani kamusal aydın misyonunu taşıyan sanatçılar için bu bir mesele. Yani çünkü eğer siz bir mesele tartıştırmak istiyorsanız, filmlerinizle bir konu konuşulsun istiyorsanız tabii ki bunu geniş bir kitlenin izlemesini istiyorsunuz. Tabii ki milyonlardan bahsetmiyorum burada. Yani onlar için, milyonlara seslenmek için vereceğiniz taviz çok büyük. Ama hem kişisel kalarak, hem şahsi kalarak, hem de geniş seyirci kitlelerine hitap eden filmler yapmak, bizim açımızdan bu belki 30-40 bin, 50 binlerden bahsediyoruz. En azından benim için önemli bir mesele. En azından bu ayrımın yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu ayrım bazen gerçekten son derece yapay bir ayrım haline gelmeye başladı. Festival filmi ve işte mainstream film ayrımı. Çok iyi, çok izlenebilecek. Yani seyircinin de çok fazla izleyebileceği filmler baştan festival filmi şeyini yediği için, etiketini yediği için seyirciye ulaşamıyor. Yani hep derim, yani bu kadar televizyon dizileri, bu kadar sıkıcı televizyon dizilerini izleyen bir seyircinin bizim filmleri sıkıcı bulmasını tamamen ön yargıya bağlıyorum. Bence sadece kendi adıma değil, pek çok meslektaşımın ve arkadaşımın filmlerini hiç sıkıcı bulmuyorum. Son derece ilginç, izlenebilir buluyorum ama maalesef böyle bir ayrım yerleşti. Bu ayrım daha da fazla seyirci itiyor. Dijital platformlar bunu kırabilir mi sizce? Yani şunu ben görmeye başladım yavaş yavaş. 3-4 yıl önce daha negatiftim. Zarar vereceğini düşünüyordum ama şunu gördüm. Artık işte Mubi olsun, Netflix olsun, Blue TV olsun, evet, işte Disney olsun, 5-10-20 bin bandına sıkışmış art house filmleri bir anda binlerce izleyiciye, yüz binlerce izleyiciye ulaştırabiliyor. Evet.
Doğru. Benim öngörümün dışında bir olumlu bir sonuç oldu. Yani evet doğru ama bu her işte olduğu gibi burada da bir takım artılar eksiler var. Bir kere Mubi'nin çok önemli bir işlevi oldu gerçekten. Mubi çok daha dar bir kalıba sıkışmış seyirciye ulaşabilen filmlerin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladığı çok net. Hani Netflix falan Art House'a daha az iyi gösteriyor ama hasbelkader onlar da arada bir takım filmler alıyorlar. Onlar da keza yine çok geniş bir kitleye ulaştırıyorlar. Bunun zaten aslında böyle olabileceğini biz daha önceden biraz biliyorduk. Nereden biliyorduk? Korsan piyasasından biliyorduk. Yani benim tanıdığım insanlara da dahil olmak üzere. Hatta bunların aslında arkadaşlarım da var. Bunların önemli bir kısmı filmi vizyonda izlemiyordu. Daha sonra torrente düşünce bulup bir şekilde izliyorlardı. Bunda çeşitli gerekçeler var. Zaman bulamamaları var. Evlerinin daha konforlu olmamaları gibi gerekçeler vardı. Şimdi dijital platformla birlikte bu biraz daha legal bir düzeye ulaştı. Ben her zaman söylerim yani bizim filmlerimizin seyircisi tabii ki 30 bin değil. Yani 150 bin hatta belki 200 bin kişiye ulaşıyor. Ama bunlar ne zaman izleniyor? Torrentle mi izleniyor? Hangi mecralarla izleniyor? Bunları hiçbir zaman sayamıyorduk. Bilemiyorduk. Şimdi en azından biraz daha görüyoruz işte Mubi aracılığıyla, diğer dijital platformlar aracılığıyla. Kaç kişinin izlediğini, daha geniş kitlelere ulaşılabildiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Blue TV mesela bundan çok daha önce bizim için önemli bir testti. Yani biz Abluka'yı ve Kız Kardeşleri ve şeyi Tepenin Ardını Blue TV'ye verdiğimiz zaman yani oradaki sürekli söylüyorduk çok iyi izleniyor falan diye bize geri bildirimler alıyorduk. Bu da şaşırtmıyordu bizi. Ama bu bir yandan da tabii ki şunu da getiriyor. Mesela bizim film yine Kurak Günler vizyona girerken bana hemen sormaya başlıyorlar. Mubi'de ne zaman izleyeceğiz diye. Yani bir anlamda da seyircinin işte tıpkı daha önce torrent bekleyen seyirci gibi şimdi de seyirci artık dijital platforma ne zaman düşecek diye düşecek değil de ne zaman gösterilecek diye beklemeye başladı. Bu salonlardan seyircinin elini ayağını çekmesini bir ölçüde kolaylaştırdı gibi bir izlenimim de var. Malum Covid sonrası seyirci rakamları Türkiye'de de dünyanın hiçbir yerinde de eski seviyesine ulaşamadı. Festival sineması kavramından bahsettik, bakanlık desteğinden. Hem sizin duruşunuz hem Kurak Günler'in durduğu nokta film, bağımsız bir film, sizden bağımsız bir film olarak da bayağı politik bir noktada duruyor ve çağa oradan bakıyor. Bu bizim son yıllarda biraz hasret duyduğumuz Yeşilçam'da yani Yavuz Özkanlar'dan Yılmaz Güney'lere kadar çok köklü bir politik sinema geleneği vardı ve bunlar çeşitli zorlukları göğüslenerek hiçbir zaman rahat yüzü görmeden bu filmleri çektiler. Yani Erden Kral film çekerken yani çok rahat imkanlar verildiği için o filmleri çekmedi. Yani mevcut iktidarlara, mevcut sisteme rağmen bu filmleri çektiler ve bugün Yeşilçam'a dönüp baktığımızda onları biz hayırlanıyoruz daha çok yani. Onların hep ön plana çıkartıyoruz. Bu son 10-15 yılda özellikle yeni Türkiye döneminde çok kaybettiğimiz bir şey. Şu politik sinema geleneği biraz daha sinemanın merkezinden çevreye doğru. Özellikle belgesellerin o işlevi artık yüklendiğini düşünüyorum. Ve belgesel herkes için daha güvenli bir alan. İşte iktidar içinde, sinemacılar içerisinde çok az kişiye ulaşabilen alan, çok güvenli bir alan. Orada böyle doğru adı konulmamış bir sözleşme var. Yani böyle yazılı kuralları olmayan bir anlaşma var gibi. Kurak Günler bunu da kırıyor. Yani sizin bu tavrınız aynı zamanda içinde bulunduğumuz sinemamızın politik açıdan böyle biraz sinik bir yerde, biraz daha çekingen bir yerde durmasına karşı söylenmiş bir şey mi diyebilir miyiz? Hani bir tepki, öyle bir refleks var mıydı? Bir düzeyde evet tabii ki. Yani biz izleyince seyirci de görecektir. Biz bize sunulan sınırları zorladık. Çok zorladık ve bilinçli bir şekilde yaptık bunu. Yani hiçbirimiz hayalperest insanlar değiliz. Hangi ülkede yaşadığımızı, nelerin kırmızı çizgiler olduğunu vesaire biliyoruz. Tabii bunu biraz benim daha önceki filmlerimin başarısı sayesinde de yaptık biraz. Maalesef bu konuda genç sinemacılar için çok iyimser değilim. Yani genç sinemacıların önünde böyle bir manevra alanı yok. Yani onlar kırmızı çizgilere
yaklaşır yaklaşmaz hemen önlerine bariyerler çekiliyor. Niyet okumaları dahi yapılıyor maalesef. Biliyorum genç arkadaşlarımın destekleme kurulunda neler yaşadıklarını. Hani hiç niyetlenmedikleri diyaloglar bile bazen öyle yorumlanıyor. Yani benim kuşağımda veya üst kuşağımda bizim biraz daha tanınıyor olmamızın getirdiği bir avantajı kullanarak sınırları zorlamaya çalıştık. Bu ne kadar başarılı oldu olacak? Bunu göreceğiz. Yani bizim elimizde hala yani film söz konusu olunca hala kapanmamış bir dosya var. Onu bakanlık desteği meselesinde. Bakanlık desteği meselesinde yani bu şu anlamda kapanmamış bir dosya. Hani benim bundan sonra çekeceğim filmlerdeki fon akışı ne olacak? Ben cezalandırılacak mıyım? Cezalandırılmayacak mıyım? Bunu hala bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bitmiş bir mücadele değil. Göreceğiz. Yani tabii bunu hemen şunu tekrar hatırlatayım. Biz olması gereken için mücadele veriyoruz. Yani batıda, dünyada fon sistemi nasıl çalışıyorsa bizde de öyle çalışması için mücadele ediyoruz. Yani bir ayrıcalık talep etmiyoruz hiç kimseden. Ama tabii ki haklarımızı elde etmek için ne kadar çok çaba ve mücadele edilmesi gerektiğini bu ülkede yaşayan her vatandaş biliyor. Biz de onun için açıkçası mücadele ediyoruz, ettik ve bu yola da böyle çıktık. Yani yapımcılarımla birlikte bunun ne kadar zor olacağını bilerek bu yola çıktık. Queer Palm kategorisinde gösterildi. Yani queer filmlerin gösterildiği seçkide yer aldı Cannes'da. Biz kendi aramızda da karar veremedik. Yani filmde queer karakterler var. Ama Kurak Günleri bir queer film olarak sınıflandırmalı mıyız? Bu tip kategorilere bizim yaklaşımımız beylik bir yaklaşım biliyorsunuz. Biz hep şey deriz, biz filmi yaparız. bu şeyleri, etiketleri koymak eleştirmenlerin işi. Biraz açıkçası böyle de düşünüyorum. Hani kendi fikrimi sorarsanız ben öyle tanımlamam. Ya zaten bu arada yani hem Cannes'da hem Berlin'de falan queer film kategorisi çok geniştir. Yani ta bir zamanlar bizim rahmetli Seyfi'nin bizim büyük çaresizliğimiz de galiba Berlin'de Teddy ödülüne adaydı. Yani orada hiç yok bir queer görünürlüğü ama iki erkeğin dostluğu bile hani öyle yorumlandı seçiciler tarafından. Aday gösterildi. Dolayısıyla onların yorumları çok geniş bu ödül adaylığı konusunda. Bu anlamda çok bizim için bağlayıcı da değil. Bence isteyen istediği ismi koyar. Bana sorarsanız değil. Ben öyle tarif etmezdim. Çünkü öyle deyince bir kere her şeyden önce beklenti yükseltiyorsunuz. Yani özellikle LGBTİ+ cemaati için beklenti yükseltiyorsunuz. Öyle bir film değil. Yani bu sac ayağı belli politik meseleler olan bir film. Ve bu sac ayaklarından bir tanesi homofobi. Filmin ana ekseni de değil. Ve ana meselesi de bu tarz bir temsiliyet değil. Biraz şeye geleceğim, linç kültürüne. Filmin ana meselelerinden biri. Hatta burada bir yaban domuzu metaforu da var. Yani belki biraz hikayeyi de açık etmiş olacağım ama ben bizde Yeşilçam'da da benzer şöyle bir yaklaşım vardı. Bir devlet temsilcisi. Yani bu devleti temsil eden öğretmen de olabiliyordu. Bir doktor da olabiliyordu. Oraya gider ve halkın önündedir. Halkı aydınlatmaya çalışır. Burada o temsilin de ters yüz edildiğini, artık devlet görevlisi devleti merkezden taşraya götürmüyor. Taşraya gittiğinde bir devlet, bir kasabalı iktidarı buluyor ve bu rolün değişimi bende böyle bir sarsıcı. Çünkü önceki Yeşilçam'da da linç teması çok vardı ve biraz daha halka dışarıdan bakan bir yerdeydi. Ben bugün Kurak Günleri'nin durduğu yerin ve linç kültürünün bugüne çok uyduğunu düşünüyorum. Artık devlet merkezde değil, taşrada, bir taşra iktidarı var. Orada da zaten savcı karakterinin yanında değil de karşısında duruyor polis, işte sandık. Sandığı demokrasinin böyle iki temel ayağı olan adalet ve seçim bile devletin temsilcisinin karşısında konumlanıyor. Yani bu da çok ilginç geldi. Hani artık linç kültürü geri dönülmeyecek noktada mı bizim için? Yani evet, söyledikleriniz bence de çok doğru. Burada
Şunu da yapmak istemedim açıkçası söyleyeyim. Yani savcının temsil ettiği bir karakter, temsil ettiği bir devletle taşı da ortaya çıkmış. Daha işte lince, mobilizasyona, kitlenin ne diyeyim ilkel duygularına hitap eden bir yeni iktidar karşılaştırması değildi benim için bu. Çünkü unutmamamız gereken bir karakter daha var. O da hakim karakteri. Yani bana sorarsanız asıl bugünkü bürokrasiyi, bugünkü devleti hizaya getirilmiş devlet aygıtını temsil eden kişi daha çok şey, hakim. Yani çok sofistike tartışmalara da şimdi burada girmek istemiyorum ama mesela faşizm analizinde bir şey vardır. İkili devlet, paralel devlet diye bir analiz vardır. Yani bir tarafta klasik bürokrasi aygıtı durur ve işte gündelik rutinlerini devam eder. Ne bileyim yani işte yolda gelen şey yanlış park edene park cezası keser. Yani rutin prosedürlere devam eder. Bir taraftan da işte faşizan aygıtın hukukun kendisini hukukun üstünde gören bir şey olarak işleyişi vardır. Ve onu empoze eder o faşizan aygıt. Hani Türkiye'de de benzer bir durum var. Bir tür filmde de benzer bir durum var. Bu anlamda hani hakim bu daha şeyi prosedürel hukuk devletine inanan genç savcıyı bu yeni devlet normuna çekmeye çalışan kişi bir anlamda. Şeyin temsil ettiği bir şey ise artık yok. Yani Emre'nin temsil ettiği, savcı Emre'nin temsil ettiği bir devlet sistemi günümüzde yok. O sadece açığa düşmüş bir karakter sadece. Uyumsuz bir karakter. Saf, naif, belki de eskiye dair bir takım hayaller kuran bir karakter. Onun için de zaten yeri yok ne sistemde ne bu kasabada. Annesiyle olan tek bir sahne vardı. Hı-hı. Ben filmi oradan okumama yol açan da annesi tam eski Cumhuriyet eliti tabirine uyan bir noktadır. Onun bir sahneyle verilmesi ve hani onun işte eski Türkiye, yeni Türkiye ikiliğini üzerinden okumama yol açan aslında Emre'nin durduğu yer değil, annesiyle olan konuşmasıydı. Çok doğru. Hani o yüzden böyle yönlendirdim. Aynen, Emre tam öyle birisi. Yani annesi ve babası belli ki yıllarca Anadolu'da memurluk yapmış. Hatta belki onlar da hakim ve savcıydı. Çocuğuna diyor ki şu an zor gelebilir ama yıllar sonra çok güzel hatırlayacaksın bu günleri vesaire diyor. Emre ama o kuşaktan farklı. Yani tam da az önce soruda söylediğiniz gibi oraya bir dönüştürme misyonuyla onları hizaya getirme, onları taşrayı disipline etme, onlara zorla elinde cetvelle bir şeyler öğretme misyonuyla gitmiş birisi değil. Bu anlamda anne babasının o dönemin tırnak içerisindeki idealist kuşağın belki hedefleriyle uyuşmuyor. Sadece onun için geçici bir süre harcanması gereken bu zorunlu hizmet. Yine kendi annesinin babasının kuşağına göre bence çok daha kentli ve liberal değerlere sahip. Kendiliğinden ama yani eğitimi gereği yoksa özel bir idealizm barındırdığı ve özel bir ideolojik misyonu olduğu için değil. Ne bileyim hayvanlar konusunda daha duyarlı, kadın meselesinde daha duyarlı, cinselliğe yaklaşımı daha yani heterodoks normların daha sınırlarına zorlayabilecek ölçüde vesaire vesaire. Ve bu çocuk kendisini işte bu yeni devletle, yeni isterseniz buna popülist diyelim, işte neofaşizan diyelim, kendini hiç niyetlenmediği halde, öyle bir misyonla kendisine biçmediği halde bu yeni devletle kavga halinde buluyor. Filmin ana akım sınıflandırmaya yakın olmasına sebep olan şeylerden birinde oyuncu seçimleri. Kast seçiminde özellikle yıldız oyuncularla çalışmak gibi niyetim yoktu. Nitekim yani audition listesini paylaşsam görürsünüz. Bu çok karma bir listeydi. Yani çok star isimler de vardı. No name diye tabir ettiğimiz isimler de vardı. Ama benim için bir tabii ki bir kriter vardı. O da özellikle Emre karakteri için görünümü. Kentli, klasik alışılagelmiş Anadolu erkeği tipolojisinden son derece farklı. Yani görünüş itibariyle yumuşak gözüken, temiz gözüken ve yakışıklı. Erol Babaoğlu'nun tam tersi. Aynen öyle. Yani yakışıklı. Ya yakışıklık bir kriterimdi. Şey içinde, savcı içinde, Murat içinde öyleydi. Yakışıklı ve iyi oyuncu aradığınız zaman zaten sizi otomatikman starlara götürüyor. Dolayısıyla
bu benim en baştan aman starlar olsun falan diye düşündüğüm, baştan yaptığım bir seçim değil. Dediğim gibi audition sürecinde kendiliğinden ortaya çıkan bir seçim oldu bu. Metaforik anlamda da cevaplandırabiliriz. Filmin en karanlık, bu film için uygun olma, çok uygun olmadığı için en aydınlık sorusunun kısmını pas geçiyorum. Siz en karanlık anı neresiydi? Yani en karanlık anı herhalde an demeyeyim ama son blok diyebilirim. Filmin epizodik bir yapısı var. Dördüncü epizod diyebileceğimiz son bölüm. Yani kelimenin sözlük anlamıyla da karanlık, gece geçiyor büyük ölçüde. Hissiyat düzeyinde de galiba en karanlık bölümler o bölümler. Yani kelimenin sözlük anlamıyla yine daha net konuşacak olursak en final sahne bloğu. Çünkü o sahne gerçekten ışıksız çekildi. Gece karanlığında sadece karakterlerimizin el fenerleri vardı. Sadece el fenerleri kullanarak çektik o sahneyi. Genelde bu tip sahnelerde bir şey desteği alırsınız. Tepede bir ay ışığı, bir tür yapay ay ışığı desteği alırsınız. Biz hiç o desteği kullanmadan zifiri karanlıkta sadece araba farları ve oyuncuların ellerindeki el fenerlerinin ışığıyla çektik o sahneyi. Dolayısıyla en karanlık o. Aydınlık sahnemiz de var tabii. Çünkü film yazın geçiyor. Kuraklığı anlatıyor. Hani güneşin en tepede olduğu anlar en aydınlık anlarımızdı. Metaforik anlamda aydınlık neresiydi bilmiyorum. O zor. Ben final karesi. Final olabilir evet. Final karesi bana olabilir, en doğru. Azından onu verdi. Peki seyirci hangi sahnede filmin içindeymiş gibi hissediyor? Öyle bir sahne var mı sizin için? Veya ben de buna seyirci olarak da cevap verebilirim. Siz de cevap verin. Bekliyorum. Benim seyirciyle birlikte izlediğim birkaç deneyimden anladığım galiba o ziyafet sahnesi. Ziyafet sahnesinde de kendilerini çok içinde buluyorlar. Ama final bloğunda da bir şekilde kendilerini içinde bulduklarını en azından çıkışta söyleyen seyirciler, bana bizzat gelip söyleyen seyircilerden anladım. Yani o linç atmosferini diyeyim, hani spoiler vermek pahasına içinde hisseden insanların olduğunu biliyorum. Ben de o blokta onlarla beraber koştum. Yani evet, öyle hissettim. Bu film sürecinde daha önce kullanmadığınız yeni bir teknik var mıydı? Veya izleyici yeni bir bilgi elde edebilecek mi? Yani buna ne kadar teknik denir bilmiyorum ama işte az önce bahsettiğim gibi mesela o final sahnesini, final bloğunu şehrin dışına çıktıktan sonraki bloğu hiç ay ışığı kullanmadan çekmemiz benim için en azından bir yenilikti. Hiçbir dışsal yardım almadan sadece el fenerleriyle çekmek. Çünkü el fenerlerinin şöyle bir tarafı da var. Yani el fenerlerini yüzünüze tutmazsanız, hani dedim, bir mum olursa, mum varsa mum sizin yüzünüzü de aydınlatır. Ama el feneri doğası gereği insanın yüzüne tutulmayacak bir şey. Bu anlamda bir risk diye çok da konuştuk. Ama çalıştığını gördükten sonra bunu yaptık. Başka bunun dışında bir yenilik, teknik anlamda bir yenilik. Ha, drone tabii ki. Drone'dan bahsetmem lazım. İlk kez drone. Özellikle açılış sahneleri. Evet. Açılışta da yer yer finalde de kullandığımız. Drone benim için tabii ki sinema için değil, benim açımdan büyük bir yenilik. Hani biz Alef'te bile kullanmadık. Hani drone'un en fazla kullanılabileceği yerde bir dijital platform işi olduğu için söylüyorum. Bu da benim için bir yenilikti. Çünkü hani Alef'te bile bizde şey vardı. Ahmet'le birlikte, ben de, Ahmet Sesgürgül'le. Yani bu drone enflasyonundan çok sıkıldık. Mal bulmuş mağribi gibi herkes şey yapıyor. Ne kadar politik olarak yanlış bir cümle kullandım. Şimdi fark edeyim artık bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eski kuşaklarım biraz suçu. Evet. Dolayısıyla böyle bir ön yargım vardı drone'a karşı. Ama bu sete çıkmadan önce çok gereksiz bir ön yargı olduğunu düşündüm. Bu muhafazakarlığa hiç gerek yok. Bunun da çok enteresan ve ilginç kullanılması mümkün. Nitekim örnekleri var. Başka örneklerde kullanılıyor. Yani tabii ki bunu enflasyonist bir şekilde değil, çok ekonomik bir şekilde gerektiği yerde kullanıldığı zaman sinemanın araçlarını zenginleştireceğini düşündüğüm için drone kullandım ve sonuçtan da gayet memnunum. Seyirci olarak ben de memnunum o sahnelerden. Teşekkür ederim. Müzik kullanımı için de bu arada bir yenilik denilebilir. Yani tabii Kız Kardeşler'e de çok kullandık müzik ama buradaki kullanışı daha farklı. Kız Kardeşler'de daha melodik bir müzik vardı. Hani burada daha klasik anlamda, yani aksiyonu destekleyen, gerilimi destekleyen müzikler bilinçli olarak kullandı. Bu da benim açımdan bir yenilikti. Samsung'un sunduğu Box Office'in sonuna geldik. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim.
Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.